Uzman girişi diyor. Bu 5 kripto para piyasaya hakim olacak. Bunun üzerine konuşacağız ve piyasaya hakim olacak şekliyle addedilen Sol, Ether, Bitcoin diyor. XRP, Shiba bu şekilde gidiyor. Bakalım. Buradan başlıyor. BTC'nin potansiyel toparlanmasının daha geniş bir sektör toparlanması için katalizör görevi görmesi mümkün. Tabii ki de buradaki söylem de muhakkak oldukça geniş çaplı bir söylemdir. Tabii bunun aşamaları da bulunmaktadır. Örneğin her etapta aynı oranda yükselmez. Örneğin şu anda fiyatlar tabii ki yükseliyor ancak BTC henüz ATH gerçekleştirmediği için, ATH yapılmadığı için büyük bir fon dağılımı yok altcoin'lere. Dolayısıyla kelimenin tamamı şimdi ortada bir boğa sezonu var. Net. Altcoin sezonu var mı? Yok. Bu da bir Mayıs'ın biri gözüyle bakılıyor şu an. Yani Fed faiz indirimlerine diyor. Başlanırsa bu bir de istikrar anlamı taşıyor. Ondan sonra tam bir altcoin sezonu 1 Mayıs tarihi katılıyorum. Bu vakitlere kadar da tabii ki yükselir piyasa ama o zamanlar bir başka yükselir. Bu da yatırımcıların sermayelerini stratejik olarak konumlandırmaları için çok önemli bir dönemi işaret ediyor. Önümüzdeki çeyrek beklentisiyle kripto uzmanı Zelev bir sonraki çeyreğe hakim olma potansiyeline sahip. 5 kripto para belirledi. Önümüzdeki çeyrek içerisinde yani gelecek çeyrekte fiyatların yükselebilmesi bakımından. Şimdi gelecek çeyrek Ocak, Şubat, Mart noktasında buradaki kripto paralar bir sol. Benim soldan gelecek çeyrek beklentim ya da bunu tabii Bitcoin'den başlatsak sanki daha doğru olacak diye düşünüyorum. Bitcoin'de gelecek çeyrek hatta ocağın başında ben 52-53 binleri beklediğimi açıklamıştım. Bu noktada da halving'e kadar bence 59-60 binler. Yani ben bu noktada tam Morgan Stanley gibi düşünüyorum. Ve halving'e kadar 60 bin dolarların görüleceği ortalama düz bir senaryodan söz edebilirim. Hani ilk çeyreğin maksimum noktası bence bu olacaktır. Tabii bu şartlar altında birincisi sol coin. Solana neler yapabilir? Zaten BTC ile birlikte yükselebilmeye en yatkın kripto paralardan bir tanesidir Solana biliyorsunuz. Bu noktada benim şahsi düşüncem Solana'nın yine ortalama bakın. Nisan fiyatları. Şimdi BTC şu an bile Nisan fiyatlarını aldı. Tabii o zamanlara kadar ağır ağır yükselişlerine devam etmesi bence Sol'un ilk çeyreğe kadar 143-144 dolarlara kadar yani bir Nisan'ı telafi süreci içerisinden ben açıkçası geçebileceğini düşünüyorum. Burada bakın Sol için 231 dolar gibi fiyat tahminleri var. İlk çeyrekte olabilir mi? Burada bir şey. İlk çeyrekte ben 231 dolara kadar erişim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama bunun çok daha ileri fiyatları daha sonraki vakitlerde mümkündür. Bu ne? Ethereum içinde 8.000 dolarlar üzerine konuşuyor. Peki, şimdi Ethereum için 8.000 dolarlar mümkün mü? Mümkün. Bir gelecek yani bundan sonraki çeyrek ben bir fiyattan bahsedersem bahsedeceğim fiyat 5.000 dolar olur yani. 2024'ün ortalama ilk çeyreğinde, ilk çeyreğinin sonu gibi diyeyim. Bence yeni ATH'lar Ether tarafında yakın bir şekilde ben görülebileceğini düşünüyorum diye söyleyebilirim. 2024'ün içerisinde 8.000 doları da bence kat kat katlayacaktır kanaatindeyim. Bitcoin'den bahsediyor. Zaten Bitcoin üzerine konuştuk. Şimdi ilk çeyrek bence mantıklı bir değerlendirme zamanı olmamış. Hani ilk çeyrek mesela şimdi ilk yarı desen olabilir. İkinci yarı desen 2024'ün ya da tamamını alsan olabilir de ilk çeyrek ben ne yapayım? Yani ilk çeyrek herif öyle bir seçmiş ki 2024'ün başında ETF geliyor. O zamana kadar öngörebiliyoruz. Halving var.
Ama halvinge kadar kesintili birkaç hafta var. O yüzden bu noktada çok doğru bir zaman tercihi yapmamış. XRP için ortalama burada işte 10 dolardan 50 dolara. 50 dolar, 50 dolar olmaz tabii ki gelecek çeyrek, bundan sonraki 2024'ün yani ilk çeyreği. Sezon içinde olur mu vallahi bilmiyorum. 10 dolar 80 kadardır. Yani bilmiyorum. Olur demem, olmaz da diyemem. Yani XRP farklı bir kripto para biraz çünkü. Biraz enteresan bir kripto para birimidir XRP. Buradaki enteresanlık tabii SEC'den kaynaklandı. Belli bir dönem biliyorsunuz ki çok problem yaşadı. Şu an yeniden geri döndü. Gelecek çeyrek ben XRP için fiyat tahmini yaparsam 1,32 dolar fiyatlarına yeniden XRP'nin dönüş sağlayabileceğini söyleyebilirim. Aralık ve ilk çeyrek her zaman XRP için pozitif çalışmıştır. Bu halving'in de zamanlamasıyla alakalı bir durumdur. O yüzden pozitiftir yani. 1,32 dolar civarlarına erişim sağlayabilecek olup sezonun tamamının genelinde de ortalama fiyatlarının aşağı yukarı 12-15 dolarları görebileceği noktasında bir tahmin yaparım. Haricine çok fazla bir şey söylemem. Shiba ile alakalı da farklı tabii ki fiyat anlatıları, söylemler piyasa içerisinde hakim. 3,01 dolar üzerine konuşan olacaktır. Bu klişeleşmiş bir fiyat tahminidir. Ben de bir ATH fiyat tahmini yaparken genelde bunu dikkate alırım yani. Tabii ki ilerisi olabilir ama ortalama bunlar hani çok fazla telaffuz edilecektir. Bu şekilde yine Shiba'da portföye eklenebilir. 2024 ilk çeyrekte ben açıkçası düz iki pozisyonlarını görebilecek bir Shiba Inu öngörüyorum. Böyle bir açıklama yapabilirim. Tabii sezonun tamamında da dediğim gibi yine güçlü fiyatlar yapacağını düşünüyorum. Tabii Shiba'da Dogecoin gibi radikal açılımlar yapan radikal kripto paralardan bir tanesi olduğu için bu noktada bu şekilde bir durum var. Ama dediğim gibi 2024 güçlü geçecek. Özellikle Ocak ayının başı çok çok daha pozitif geçecek diye dile getirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.